Merhaba, Akbar Mehber'in yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda o 220 litrelik Amerikan tankına bir güzel bir bakım yapacağız. Temizlik, su değişimi, zaten su seviyesi biraz aşağıda gördüğünüz gibi. Biraz da tasarım dağıldı, onunla da ilgileneceğim. Bitkilere hafiften bir bakım, yosun temizliği, kum, görsel olarak. Balıklar da şöyle güzel bir rahatlasın. Biraz daha su çekeceğim ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Derinlemesine bir temizlik. Balıklardaki son durumu da görüyorsunuz. Gayet güzeller, tatlılar. Balıklar da eklendi. Serpayeler, son videoda var mıydı bilmiyorum. Limonlar görüyorsunuz. X-ray tetralar da geldi. Durum böyle. Şimdi biraz yakından bakalım neler yapacağımı konuşalım ve bakım aşamasında da sonra geçeriz. Evet, bu ön camda yosunları görüyorsunuz. Bunları bir kart yardımıyla temizleyeceğim. Hazır buradan başlamışken. Arkada görmüş olduğunuz bu Anubias kökü, mangrove kökü ve plastik saksı görüyorsunuz. Onun da içinde saz var. Biraz daha iyi gelişmesi için ona saz koydum. O dekorlarda taşları da kaldıracağım. Zeminde de taşlar var. Hafif bir dip çekimi yapacağım. Uzun süredir bu şekildeler. Evet, görmüş olduğunuz bu camla kum arasında yosunlu bir tabaka var ön tarafta. Bunları da kumu tamamen havalandırmadan, bu akvaryum su dengeleri içinde nitrat patlaması gibi şeylere de sebep olabilir büyük çapta yapılması. Sadece görseli düzeltmek adına hafif o kartı, camı temizlerken kartı biraz da ön cam tarafına değdirip oraları da inceden temizleyeceğim. Ama ister istemez kum biraz havalanacak, biraz bulanıklık olacak ama abartmayacağız bunu. Evet, bu camda da gördüğünüz kireç lekeleri var. Bunu çok detaylı bir şey yapmadan, öyle sirkeli falan bir temizlik yapmadan sadece süngerle sileceğim. Ayrıca üst camda da buralarda ciddi görünecek mi bilmiyorum ama kirlenme var. Bu da evet görünüyor. Akvaryum için, akvaryum ışığının verimini de oldukça düşüren bir şey. Buralarda temizlenecek. Ayrıca biraz bitki budaması yapacağız. Anubiaslar oldukça büyük. O yüzden bu yanları, özellikle şu görmüş olduğunuz yapraklar gidecek. Onları, o yaprakları tamamen alacağım. Zaten çok hızlı bir şekilde yeni yapraklar çıkarıyor. O sakal yosunundan da kurtulmuş olacağız manuel olarak. Yeni yaprakların da çıkmasını tetikleyecek. Çok hızlı bir şekilde yenileniyorlar. Bir de bu kriptokorinler var. Bunlar silis kumda ölmüyor ama çok fayda da görmüyorlar açıkçası. Bunları ufak saksılara almaya başladım. Onları da birazdan göstereceğim. Bunlarda da ciddi bir yaprak budaması yapıp birkaç tanesini yine silis kuma koyacağım ama altına misket gübre koyacağım. Diğerlerini göstermiş olacağım. Saksı da devam edecekler yollarına. Evet, arkada gördüğünüz toprak rengi şey bir saksı. Onun içinde filtre malzemesi var. Bu mesela sporax gibi şeyler var. Biraz silis kum var ve altta da misket gübre var. Çok daha verimli çıktılar çok kısa sürede. Onun için gerçekten cümbüş oldu. Çoğunu da oraya almayı düşünüyorum. Bir de Java fernleri böyle küçük 3-4 santim, 3 santimlik falan lav taşları aldım. Lavarak siyah bunlar. Siyah olanlardan güzel de görünüyor. İnternetten kiloyla sipariş verdim. Java fernleri de onlara sardım. Şöyle göstereyim size de. Birkaç tane var bunlardan akvaryumda. Bir de böyle kendiliğinden tutunanlar var. Bu Hindistan cevizi kabuğuna çok güzel tutulmuş bu Java fernler. Thank you.
Evet. Of, ortadaki meleğin güzelliğini bir an bir. Evet, yarısına yakın su çekmişiz. Zaten malzemeleri çıkarın. Belki su hacminin yarısı kadar. Belki daha bile fazla olabilir. Güzel. Balıklar strese de girmedi. Biraz kum havalandı, azıcık bulandı ama olur. O kadar da olacak diyelim. Çok az bir işte üstün tasarım yeteneğimi konuşturdum. Güzel oldu ya. Kötü değil. Yani birkaç müdahalede daha bulunurum. Bu akvaryumun da yeni haliyle bu akvaryumumuzun yoluna devam eder. Şimdi su ekleyeceğim. Üçlü kartuş filtre. O videoyu da izleyin. Birinci ve ikinci partta var. Onunla yavaş yavaş su eklemeye başlayacağım. Yarın son müdahaleleri yaparım. Bir de öyle çekerim. Siz de bu detaylı temizliği görmüş olabilirsiniz. Neler yaptık? Belli oranda taşları çıkardım. Çoğu bitkiyi yerinden söktüm. Sazların uçlarını budadım çoğunun. Çünkü çok uzun oluyor. Yem falan takılıyor artık. Akvaryumun yüzeyini tamamen kaplıyor. Işık girişini engelliyor. Yüzeyin dalgalanmasını engelliyor. Başka ne yaptık? Taşları çıkardım. Yeniden yerleştirdim. İki tane odak yapmaya çalıştım. Biri sol tarafta, biri ortada. Geopaguslar sanki toplu kurumu yeterince havalanmış gibi. Bir de ağızlarıyla havalandırıyorlar. Camları temizledim. Öndeki yosunları aldım. Üst kısımları havalandırdık. Evet, veliferalar yukarıda. Hemen su eklemeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi dış filtrede buradaki fluvali çıkardım. İHAIM 2215'i buraya taktım. Zeminde 05 silis, bitkiler Anubias, Haz, Kriptokorin, Java Fern. Bu kadar herhalde. Evet, son halinde görüşürüz.